Herkese selamlar. Son birkaç hafta içinde göçmenlik hukukunda olan gelişmelerle yine karşınızdayım. Öncelikle Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarındaki gelişmelerle, vizelerle ilgili güncellemelerle başlamak istiyorum. Bilindiği gibi yakın zamanda Amerika Devleti Department of State'in web sitesinde bir açıklama yaparak Türkiye'ye olan seyahatlerin mümkün olduğu kadar yapılmamasını ve Türkiye'ye olan seyahatlerin durdurulmasını tavsiye etti. Bu ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı her ülkeyle ilgili Travel Advisory sayfası bulundurur. Bu ne demek? O ülkeyle alakalı şu andaki durum nedir? O ülkeye seyahat güvenli mi, değil mi? O ülkede ne gibi faktörler var Amerikan vatandaşlarının dikkat etmesi gereken, bununla ilgili bilgi paylaştıkları bir sayfadır. Travel Advisory sayfası. Bu sayfalar her ülke için var ve Türkiye için de böyle bir sayfa var. Türkiye için olan sayfada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye seyahati tavsiye etmediğini belirten, yani en üst seviyede Türkiye'ye gitmeyin uyarısı yapan bir bildiri yayınladı. Bunun sebebini de Türkiye'de artan Covid vakaları olarak gösteriyor Travel Advisory sayfası. Dolayısıyla Türkiye'deki Covid vakaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi vatandaşlarına Türkiye'ye şu anda seyahat etmeyin uyarısı söz konusu. Bunun bizim vize başvurularına bakan boyutu nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi aşılarla hem Amerika'da hem de Türkiye'de bu Covid olayı biraz daha kontrol altına alınmış gibiydi. Hatta yaz başlarında bizim tahminlerimiz belki sonbahar aylarında, belki kış aylarında konsolosluğun rutin vize işlemlerine başlayacağını tahmin ediyor idim ben şahsen. Fakat Covid ile ilgili son gelişmeler, özellikle Delta varyantının ciddi bir şekilde kendini göstermesi, ortaya çıkması, konsoloslukla ilgili bu planların suya düşmesine, askıya alınmasına sebep olmuş olabilir. Çünkü çok ciddi bir şekilde artış söz konusu, Amerika'da bile vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun Türkiye'de de bu şekilde olduğunu tahmin ediyor ki Amerikan Birleşik Devletleri veya gözlemliyor ki Amerikan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerini yapmamalarını ve Türkiye'ye olan seyahatlerini ertelemelerini tavsiye ediyor. Dolayısıyla elimizde böyle bir Delta varyantı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın kendi vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin uyarısı var. Peki konsolosluklarda son durum nedir? Göçmen olmayan vizelerde ve göçmen vizelerde son durum nedir? İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Göçmen olmayan vizelerle başlayalım. Öncelikle şu anda konsolosluğun vermediği iki tip vize var. Bunlardan bir tanesi B2 turist vizesi, bir diğeri de E2 yatırımcı vizesi, E1 ticaretçi vizesi. B2 vizesi ile alakalı şu anda konsolosluğun web sitesinden DS-160 formu doldurulup randevu tarihi talep edilebiliyor. Ve bu tarihler 2022'nin yaz ayları, sonbahar ayları olarak veriliyor. Dolayısıyla turist vizesi ile alakalı şu anda mülakat verilmiyor. Acil vize talepleri ile alakalı yine konsoloslukla irtibata geçilebilir. Ama daha önce de söylediğim gibi bu hayat memat meselesi olan olaylar için ancak acil vize randevularının verildiğini duyuyoruz. Onun dışında sizin için acil gibi görünen ama aslında konsolosluğun değerlendirmesi kriterlerine göre acil olmayan vize talepleri herhangi bir şekilde değerlendirilmiyor. E-vizeleriyle alakalı İstanbul Konsolosluğu'yla yakın zamanda bir irtibatımız oldu. Bu konuyu tekrar sorduk ve onlar da durumun şu anda belirsiz olduğunu ve E2 vize mülakatlarının hala verilmediğini belirttiler. Dolayısıyla o konuda gelişme olduğunda tekrar duyuracağız. Peki onun dışındaki göçmen olmayan vizelerde durum ne? F öğrenci, M öğrenci, J intern, trainee gibi vizelerin verildiğini konsolosluk daha önce web sitesinden açıklamıştı. Aldığımız son duyumlar, takipçilerimizin bizimle son paylaştığı bilgilere göre öğrenci vizelerinin de önümüzdeki sene yaz aylarına verildiğini duyuyoruz şu anda. Sanki yeni okul döneminin başlamasına yakın olduğu için bütün yeni okul dönemiyle ilgili vizelerin randevuları verildi. Bu öğrenciler gitti. Bundan sonraki okul dönemi önümüzdeki sene başlayacak. Dolayısıyla acil olmayan vize randevularını ve bundan sonraki F1 vize randevularını önümüzdeki seneye verelim gibi bir düşünce olmuş olabilir konsoloslukta. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu konular çok değişken olduğu için bizim tavsiyemiz DS-160 formunun doldurulup en yakın tarihe alınabilen en yakın tarihe randevu alınıp ara sıra sisteme girip kontrol edip daha erken tarihlere açılan randevular varsa
randevuyu erkene çekmenizi tavsiye ediyoruz. Göçmen olmayan vizelerle ilgili başka önemli bir detay da konsolosluğun daha önce 12 ay olarak açıklamış olduğu otomatik yenileme işleminin 48 aya çıkartılmış olması. Bu da çok güzel bir yenilik. Mesela son 12 ay içinde turist vizesi bitmiş olan kişiler yeni bir başvuruyla konsolosluk mülakatına gitmeye gerek kalmadan posta yoluyla turist vizelerini uzatabiliyorlardı. Bu önceki duyuru zaten. Bu 12 ay 48 aya çıkartıldı. Dolayısıyla son 48 ay içinde belli bir vize kategorisinde vize aldıysanız, eğer durumunuzda çok ciddi bir değişiklik yoksa o vizenin yenilenmesi için konsolosluğa talepte bulunabilirsiniz. Bu nasıl yapılıyor? Yine DS formlarını dolduruyorsunuz. Daha sonra randevu kısmı geliyor. O randevu kısmında sizi mülakata gelin yerine postayla pasaportunuzu gönderin şeklinde bir yönlendirme olursa bu vizenizi postayla yenileyebileceğiniz anlamına geliyor. Bu sürenin 12 aydan 48 aya çıkartılması da yine çok güzel bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Göçmen olmayan vizeleri bitirdikten sonra biraz da göçmen olan vizelerden bahsetmek istiyorum. Bu konuda da bazı değişiklikler var. Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarının web sitesine baktığımızda bazı değişiklikler, bazı bu konuyla ilgili yenilikler görüyoruz. Değişmeyen kısmı şu, aile üzerinden yapılan green card başvuruları, yani Amerikan vatandaşlarının ve green card sahiplerinin yakın akrabalarına yapmış olduğu başvurular herhangi bir değişiklik olmadan devam ediyor. Bununla ilgili mülakatlar veriliyor. DV Lottery mülakatlarının zaten verildiğini, verilebildiği kadar verildiğini, bundan sonra verileceğini çok tahmin etmediğimizi söylemiştim. Bununla ilgili yeni bir gelişme olmadı. Değişiklik ise şu, iş yeri üzerinden olan green card başvurularının mülakatlarının verilmediğini daha önce açıklamıştı konsolosluk. Fakat şu anda web sitesine baktığımızda iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularının mülakatlarının verildiğini, imkan oldukça verildiğini açıkladı konsolosluk. Ayrıca başka bir açıklama da asylum üzerinden, yani iltica üzerinden yapılan aile birleşimi başvurularının mülakatlarının verilmediği yönünde. Önceden yapılan açıklamada bunların verildiği söyleniyordu ama şu anda bunların verilmediği açıklanmış durumda web sitesinde. Peki bu açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir kategoride vize mülakatı veriliyor demek, o mülakattaki vizelerin randevuları hemen verilecek mi demek? Hayır, özellikle göçmen olmayan vizelerde, petition based vizelerde, H1 gibi, L1 gibi vizelerde, R1 gibi vizelerde vakit oldukça, konsolosluğun yeterliliği oldukça, müsait vakti oldukça vize verdiğini, aynı şekilde iş yeri üzerinden green card başvurularında da müsaitlik oldukça mülakatların verildiğini görüyoruz. Ama hem göçmen olmayan vize kategorilerinde hem de göçmen olan vize kategorilerinde geçtiğimiz aylarda bizim de müvekkillerimizin içinde bulunduğu gruplar mülakatlarını alabildiler. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bir ilerleme söz konusu olmasa da yine de yavaş da olsa bir ilerlemenin olduğundan bahsetmek mümkün. Bu güncellemede son zamanlarda Türkiye'deki Ankara ve İstanbul konsolosluklarındaki göçmen olmayan vizeler ve göçmen olan vizelerle ilgili mülakatlardaki son gelişmelerden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap veriyorum bu sorulara. Güncellemelerden haberdar olmak isterseniz videonun bildirimlerini açabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.